merkezlerimizde stüdyo gelen misafirlerimiz EYS'nin yeni sezonuna hoş geldiniz. Çok güzel. Harika. Çok iyi, çok güzel. Şahane bir seyircimiz var. İlk programda çok önemli çünkü. Yani ben Deniz'i efendim bundan 20 yıl önce böyle genç bir delikanlıyken bir dizide ilk defa gördünüz. İşte dizide böyle genç bir delikanlıyı oynuyordum falan. Daha sonra çok güzel hareketlerde genç arkadaşlardık. Yılmaz Erdoğan'ın önderliğinde skeçler yazdık. Kendi hikayelerimizi size anlattık. Sonra adam olduk, büyüdük. Üç adam olduk. Gece şovu yaptık. Eğlenceli programlar sunduk size. Şimdi ise hayatımda çok yeni ve şahane bir dönemdeyim. Huzurlarınızda bir baba olarak varım. Evet, bu baba sezona çok baba isimlerle başlayalım dedik ve son zamanların en çok konuşulan şefleri, MasterChef'i izliyorsunuz, MasterChef hepiniz. Şeflerimizi tanıyorsunuz. Onlarla başlayacağız EYS'ye. Şahane bir gece olacak. Ekranların karşısındaki izleyicilerimiz için çok eğlenceli bir gece olacak. Alkışlarımıza şeflerimizi çağırıyoruz. İlk önce alkışlarınız Mehmet Yalçınkaya için sevgili izleyiciler. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Evet. Alkışlar Somer Sivrioğlu için arkadaşlar. Alkışlar Daniel Özer'le için geliyor. Büyük alkışlar bu. Şahane adamlara vallahi. Moralim bozuk olduğu zaman Daniel Ozan'la izleyip mutlu oluyorum. Çünkü onun Türkçesi moralimden daha kötü. Mermiler teksin, bu alemde teksin. Mehmet Şef program başlayınca hoş geldiniz çocuklar dediğinde korkudan evde hepimiz hoş bulduk diyoruz. Mehmet Şef yemekleri tadıyor. Bakışlar aynı. Şefim evde olan malzemelerle hemen yapayım desem sadece patlıcan var demiş. Yani yeni sezon ilk programı sizi ağırladığım için ayrı heyecanlıyım. Hoş geldiniz abi. Gerçekten. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hayır. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Valla. Şahane bir sezon. Gerçekten harika gidiyor. Bu sezon ne oldu da böyle bir ekstra böyle bir ikiye katladı? Ya şöyle oldu. Aslında MasterChef biliyorsun yani. Dünyada en çok izlenen programlardan bir tanesi. Tabii bir kere yani Türkiye'nin en iyi televizyoncularından bir tanesinin elinde bir kere proje. Geçen yıl da güzeldi ama bu seneki ekip daha iyi. Ne oldu? Estağfurullah abi. Abi arkada Danilo var, oraya mı takıldı acaba? Ona bakıyorum. Sizin geçen sene verdiğiniz şurada şefim. Onlara bakıyorum. Ha, abi. Var onu var. Hepsi var. Hepsi var. Danilo şöyle. Şefim bu sene niye daha sinirlisiniz? Ne oldu? Yani sizi bir sizi kızdırıyorlar mı? İşte. Durup dururken adam dürtüyor. Niye dürtüyorsun Mehmet şefim? Ya abi estağfurullah. Aslında Jeda da var yani. Biraz da şey Türkçeden kaynaklı bir konu aslında yani. Evet. O şey ya. Yok abi şekerpare gibi bir adam gerçekten. Şekerpare. Abi. Öyle öyle gerçekten yani. Ama yani şekerpare yüzünüzü bize çok göster, yarışmacılara da çok göstermiş. Abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. He. İşlerini oynayarak giren var mı? Dans ederek. Var, bu sen, var işte. Nasıl? Bu. Mesela senin işin. Şimdi bir tane yer düşün. He. Ya iş yerinde bir iş yeri stresi yok mudur? Evet. Vardır. Ufak da stresli bir yer. Vardır. Yani... Arkada biz şaka yazarken biz stresliyiz aslında. Doğru. Evet. Vallahi yani gibi. Yani şöyle bir durum var. Şöyle algılanıyor. Hani bir iş yeri düşün. Orada herkes dans ediyor. Herkes oynuyor. Ve o iş yerinden de iş bekleniyor. Ben ona pek fazla inanmıyorum açıkçası. Ama Danilo'nun iş yerleri sanki öyle gibi duruyor. Yani hayır, mutfakta... Sizde böyle... Abi,
Sen de ciddi misin? Sinirli misin abi? Ki çok programda sinirli abi. Tarafını gördük. Yok, mutfakta çok sinirli. Öyle mi? Evet abi. Evet, sinirleniyorum abi. Bu sinirlenme beni ya. Yani. Ha, yani, şey sen var. Mesela nasıl sinirleniyorsun? Böyle... Abi şimdi şey de var ya. Ben yani çok şey şaka yapan bir adam olduğu için. Evet. Ama orada gerçekten böyle bir şey yani. Açıyoruz gibi on oluyor yani. Evet. Konsantrasyon oluyor. Aynı zamanda şey biraz tehlikeli abi. Öyle bir şaka maga değil abi. Tehlikeli ve bizim için abi yemek bir şaka değil. Yemek şaka yok abi. He. Yemek gerçek yani. O işte yani. Helal olsun. Çok güzel. Çok güzel. Sizin için yemek nedir? Somer şefim ne diyorsunuz? Siz biraz daha sakinleştiren ve arayı bulan bir taraftasınız ama. Yemek her şey benim için ya. Yani. Ben yemeğe geldim zaten. Arkadaşlar tadım falan yapıyor da ben bayağı görüyorum. Çok böyle şimdi linç et MasterChef'lere de bakacağız. Gerçekten sizin tadım yapmanızla ilgili de bayağı eleştiriler var. Şimdi bir MasterChef'in dediğim gibi biraz daha sinirli bir sezonuydu. Böyle öfkelendiğiniz yerlerden bir montaj yaptık. Alkışlarla veterimizi izliyoruz. Sen kimsin ya? Bize burada şey yap. Çıksana! Şefim! Çık! Şu tahtanın üstünde duruyor hatta şu anda. Geç yanasın. Şefim bir şey soracağım ya. Geç! Geç yemin! Geç! Ben disiplinden bahsediyorum, buraya geliyorsun. Bas, bas abi, bas. Bas abi, bas, bas. Neye basıyoruz? Gel buraya, gel, gel, gel. Bu ne abi? Patates mi? Patates, un. Kime attın patatesi? Bir dakika, girmeyin buraya. Koyun oraya. Şurayı bir temizleyin. Biraz liderlik gösterdi Fatih'e. Üzerine basmışsınız. Baksana. Fıstık süt lazım. Kim ısıtıyor ya? Batuhan. Bu. Evet. Çok ilginç. Şimdi yok, bir dakika. Yok, yanlış. Dur, dur, dur. Yeter. Niye gülüyorsun Murat? Hayırdır ya? Efendim orada Alican gelmiş. Bunun oradası mı ordası yok. Elinde bıçakla tartışamazsın. Orada az konuştuk. Bir tane söz söyledi. Biliyor musun hangi söz söyledi? Ben otları bilmiyorum. Benim açıkçası otlarla çok aram yok. Ki bunu misafir çok güzel bir cevap değil yani. Çünkü orada birisi gidiyor ve ilk kelime ben otları hiç bilmiyorum. Bunda ne var? Altın ben mı koydun? Yerim şefim yani. Ziyan olmasın. Yaklaş. Ama kabuğundan hariç. Yaklaş. Yaklaş. Şifalı. Kim yaktı oğlum bu tencereyi? Gelsin buraya. Bu sıfır tencereyi yakan adamı ben tanımak istiyorum ya. Şunun altını bir aç. Et harlı ateşte olur. Yıllarca böyle yemekler yapmış adamın yanında bari yapmayın. İlkokulda mıyız Suna? Ne yapıyorsunuz? Biz 10'ar tane istedik. Birini ben yedim. Diğeri nerede? Tezgahında. Kapla. Kapla kapla korkma. Kapla bula. Oğlum basma ete. Kaldır. Oradaki üç gözlemede çıtır çıtır mı? Ben sadece bunu merak ediyorum. Sen kendini merak et. Senin çıtır çıtır mı Mustafa? Bunu ikinci kez yapıyorsun. Dışarı çek. Haddini bil. Bu gözlem hamuruna benzemiyor. Ekmek kim olmuş değil mi? Fark ettim. Niye burada sen Atilla? Hatırladım şef. Evet. Hatırladın çok enerjim. Evet şef. Evet görüyorum. Evet. Senden güzel yemekleri de istiyorum. Tamam şef. Aktif olun. Tamam. Verdiğimiz kurabiyeleri bitiremeyen var mı? Siz benim mutfağımda olsanız 6 kişi insan kaynaklarına gitmesi lazım. Ben sizi kovarım. Bazı şeyler göstergedir. Bunu herkes bir kenara yazsın. Ama bizim vermemiz gereken bir karar var. Şefim zaten buradaki tepkiden de anlıyorsunuzdur. Yani gerçekten hem sinirli hem eğlenceli olmak da acayip. Siz sinirleniyorsunuz burada gülüyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok gerçeğiz çünkü. Evet. Yani bizim izleyicimiz... Ben yıllarca televizyon izleyicisiyim. Yani izliyordum. Bana geçmeyen işleri izlemeyiz biz. Yani bizim seyircimiz izlemez çünkü buradaki iş çok gerçek. Orası mutfak. Orada yemek yapılıyor çünkü o tepkileri... Çoğunu zaten gerçek hayatta herkes gösterir yani. Hani şöyle bir şey düşün. Orada arkadaşlara da söyledik. İşte bugün gün var. Misafirler eve geliyor. Biz kurabiye yetiştiremedik. Böyle bir şey yok. O evde kıyamet kopar yani. Değil mi? Tabii evin hanımı sinirlenir yani. Dolayısıyla çok gerçek. Çok gerçek olduğu için de. Biz zaten şey de var bu arada. Bana aktör olup olmadığımı soran var.
aşçıyım bildiğin, anam babam aşçıyım yani. Hani hiç... Ama aktör tavrı da var ya, bir Godfather bir durum ya var. Ya az önce hocam, onu söylüyordum. Yani şöyle bir şey var. O öyle bir durum. Ya biz belki davranışlarımız ve mimiklerimiz çok gerçek. Hı hı. Onun için öyle geçiyor olabilir ama öyle bir eğitim falan. Eğitim yok ama gerçekten MasterChef ekibiyle şahane bir skeç çektik. Ve orada aktörlük yapıldı yani. Çok da güzel skeçte oynadılar. Birazdan skeci... Mehmet gösterdi. Yine yapmadı ama. Bana söylemeyin hiçbir şey dedi. Bize senle hiç onları falan okumadı. Kendi kendine gitti. Tamamıyla neredeyse doğaçlama yaptık. Ya skeci izlersiniz. Yani ben bir noodle yaptım. Yiyeceklerini tahmin etmemiştim ben. Ama büyük kol attı. Büyük kol. Neyse, çok güzel bir skeç. Birazdan izleyeceğiz sevgili izleyenler. Kaç dakika var? 5. 4. 3. 2. 2. 1. Ne talaş falan mı koydun sen bunun için? Yanmış gül. Eser şov yapma. Neye şov yapma? Çık. Neye şov yapma? Niye bağırıyorsun bana öyle ya? Şimdi izleyenlerin yorumları, bizim çok sevilen bir köşemiz var. Bu sene de devam ediyoruz. Bakalım neler demişler programla ilgili, hangi linçler ortaya çıkmış. Linç et MasterChef gelsin bakalım. Evet, ilk linçimiz gelsin. Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşarak Fenerbahçeli takipçilerinizi kaybediyorsunuz. Yaşasın Beşiktaş. Evet, yani böyle bir durum var. Ama Galatasaraylıyım yani. Galatasaraylısın. Yok. Siz de nasıl şefim? Siz hangi takımlısınız? Ben Mahalle Köy Fenerbahçe. Şefim? Ben de Mahalle Köy Konya Sporu. Konya Sporu. Sen İtalya'da tuttuğun takım falan? Fiorentina abi. Fiorentina'yı seviyorum. Oraya mı yakınsın? Fatih Terim geldi ya Fiorentina. Oradan. Orada. Yani sen oturduğun yer oralar mı? Tabii ki. Niye Konya Sporluymuş? Niye Konya Sporluymuş? Benim Nikahşah'ı şey, Konya'lı. Kim? Nikahşah'ı. Nikah şahidi. E, nikah şahidi. Nikah şahidi. Nikah şahidi. Ama insan nikah şahidinin takımı niye tut? Niye o kadar önemli nikah? Estağfurullah. Şeyde de var. Bana sordular yani. Ben evet, çok şey, futbol böyle bir takip eden biri değil yani. Ha. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dersen biraz taraftar olur yani. Ben kimse kırmamak için dedi Konya yani. Mutlaka zaten Konya dışında kimseyi Konya tutmaz yani. Tribünlere oynuyorsun oldu şu an. Şu an. Eser, bir şey daha soracağım. Nerelisin diye sor. Abi sen sor. Nerelisin? Ama bu şey oluyor. Evet. Bu anın köy olduğu için bu tabii ki de Giresunlu gece abi yani. Giresunlu. Ama Türkiye'de bir şey yok mu abi? Niye Giresun sporlu değilsin abi? Çünkü unuttu ya. Giresun spor böyle bir şey takım vardı. Birinci de değildi ya. Anladım, tamam. Sonra öğrendi yani. Giresun'la evli olduğu için Giresun. Evet evet. Hanım... Ama Hanımköy bu Türk bir şey değil mi abi? Hanımköy. Hanımköylüsün. Hanımköylüyüm yani. Köy. Yani. Giresunlu. Giresun. Çok abi, güzelmiş. Peki şimdi onunla ilgili de şey var. Diğeri gelsin bakalım. Kimi azarlasam diye düşünüyor. Günlük hayatta sinirli misin abi? Ya bak bir şey söyleyeyim. İş yerine girene kadar ben de herkes gibi normal bir insanım. İşe hayır başlayayım. Ama normal hayatta bir iş, hayatta ya şu var, çok şey çocuklar, sevmem, eş, hanım falan yani. Yok yani bir kere hayvanları çok severim. Çocuklar büyük zaafım. Hayatımda ne kendi çocuklarıma ne aileden birine bir şiddet vesaire asla. Ama şunu söyleyeyim. Yani işe girdiğim an değişiyorum ben. Ama bu hangi iş olursa olsun. Şu yapı olarak pek fazla böyle cıvıklığı sevmem. Hani bir şeyler dozunda olmalıdır benim için hayatta. Ama işte arkadaşlar bir arada olduğumuzda da büyük makara yapıyoruz. Büyük makara. Sizin gibi şefiniz var mıydı? Yani daha doğru ustanız. Hani böyle sizi fırçalayan, ne yapıyorsun abi, Mehmet diyen böyle çok sert hatırladın var mı? Dalil ya abi, biz zaten oradan geliyoruz. Ya, sıfırdan geliyoruz ya. Çok sert var mıydı böyle? Var. Hani lo yapamıyorsun, çık dışarı falan. Şimdi öyle bir şey var abi. Benim yani benim aile olduğu için ben küçükten mutfaktadayım ya. O dönem yani 30 sene önce mutfakta böyle bir şey. Herkesi biraz serbest ya. O zaman vuruyorlar. Yani birkaç tane beş yedim ya. Birkaç tane tokat ya, yedim yani. Allah Allah. Emri çok şey yok yani. Böyle bir sana şikayet edeceğim falan yok yani. İlk yediğin dayak neydi? Amcada. Çok amca. Sert tabii ki. Ne yüzden? Çünkü, yemek yüzünden mi? Midye. Midye temizledi. Ya midye temizlemem gerekir. Tabii ki de yaptı. Servis başladı. Bütün midye pis yani. Bayağı vurdu. Temizlemedin mi? Temizlemedim. Hak ettin yani. Bayağı hak etti ya. Bayağı hak etti ya. Sizin şefin? Ben Portekiz'de çok ciddi bir otelde çalışırken
yapılmayacak bir hata yaptım. Şef aynen senin gibi böyle bir masası var, arkasında bıçakları var. Dedi ki 3 saniye içinde koş, atıyorum bıçakları. Peki atar mıydı? Yok, attı zaten. Attı. Yani, tabii. Sen hata falan yaptım, 2 saniyen kaldı dedim. Hata neydi? Abi 500 kişiye Baked Alaska diye bir tatlı sattım. Çünkü kendime çok gereksiz güvendiğim için genç yaşımda. Sattım derken? Aferin. Ya 500 kişi bak bak. Şimdi atacak yani birazdan. Sattım ne demek yani, menüde olmayan bir tatlı. Şey ben yapıyordum, ziyafet koordinasyonunu ben yapıyordum. Şef toplantısına ben gittim. Birisi bana dedi ki Baked Alaska'yı almak istiyorlar. Alsınlar tabii, sorun değil, yaparız dedim. Yaparız. Mutfak adına. Evet. Ondan sonra o nasıl bir şey biliyor musun? Böyle kocaman senin kullanamadığın pürmüz var ya. Onun... böyle enerji tüpü gibi bir şey düşün. Dalış tüpü gibi. Onunla kaynak makinesiyle yakarak yolladık Baked Alaska'yı. 500 kişiye yanan tatlılar gitti yani. Yani 500 kişiye verilmeyecek bir tatlı o. Olacak iş değil yani. 10 kişiye bile zor verilecek bir tatlı. Çok gel yap ya. Derler yani. Gel yap. Yaptık ama. O tatlıyı da yaptık. Bıçakları da attı arkamda. Harikaymış. Ya işte şimdi böyle fırçalar atıyorsunuz da neler yaşandığı da ortada yani zamanında. Bak abi çok basit bir şey sana söyleyeyim mi? Ezer abi. Bak çok basit abi. Yok. Sanki küfür edecek gibi olur ama. Yok. Ya beni anlaya gittin oradan. Bizim akvaryum vardır orada. İstokozları da akvaryum duruyor. Biz de onu su değiştirmeyi unuttuk. Yani bütün istokozları öldürdük. Eyvah. Anladın mı? Yani kaç para anlatamam abi ya. Sonra öğrendik ama yani. Bunu ne zaman oldu bu? Küçük, o da küçük. Kertik akvaryum dayak kimseye kullanmıyor. Dayak yediği gün. Dayak yediği gün midyeleri temizlememiş. Ya. Sen genel olarak zaten şef olmak istemiyormuşsun galiba. Yok abi. Midye temizlemedin istokozları. O kadar vurduktan sonra kim olmak ister abi? Gelsin sıradaki. Moralim bozuk olduğu zaman Danilo Zan'la'yı izleyip mutlu oluyorum. Çünkü onun Türkçesi moralimden daha kötü. Valla kabul ediyorum ya, kabul ediyorum. Ya şimdi böyle hani Türkçe anlıyor, anlamıyorlar bilmem ne. Bunu alınıyor musun? Türkçenle ilgili eleştirileri alınıyor musun? Abi yani şimdi. Bu ne demek ya? Ya şimdi benim Türkçe'yi kötü derken kime göre yani? He. Yani anlıyorum yani şimdi böyle. Yani sen mesela. ya. Hayır, bence racon. Yani İtalyan raconuyla Türkçe konuşuyorsun aslında. Ama mesela bir yarışmacıya da deep fries dedi diye fırçaladın. Türkçe'yi doğru kullan dedin. Ya şimdi şey de var abi, mutfakta bazı kelimeleri yabancı kullanmak zorundayız çünkü o teknik tam anlamı bir karşılaşma yok. Ama herif orada deep fry deyince aslında kızarma demek istedi ya, o evet. Çok havalı yani. Havalı olmak için yabancı şey kullanmaya gerek yok yani. Hatta Türkçe çok güzel bir dil olduğu için keşke konuşabilseydi daha güzel olur yani. yani. Güzel konuşuyorsun ya. Yani. Konuştuğun anda bir... Bir ritme sokuyorsun hepimizi. Aa, akıyoruz orada böyle. Abi yani abici falan. Akıyoruz ya. Gelsin sıradaki. Nasıl yapamazlar bu yemeği? Biz küçükken omlet yapacak yumurta olmazdı evde ama Dülger Naviga muhakkak olurdu. Dülger Naviga. Ya şöyle oluyor. Aslında biz gelenekseli bayağı iyi gittik bu sene. Yani geçen sene de öyleydi. Ama şimdi işte böyle yarışmacılar azaldıkça teknik yemeklere girmek zorunda kalıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Aslında bu MasterChef'te gidilecek son noktaya giderken yoldaki dönüm aşamalar bunlar. O yüzden bazen böyle şey veriyoruz. Dülger Naviga. Gelsin sıradaki. Şefim seni ısırmak istiyorum ya vallahi. Isırmak isteyen de... evet. Yani... Isırmak isteyen de biraz size benziyor. Yani ısırmak isteyen olsa böyle olmaz. Tabii tabii. Danilo'yu ısırmak isteyenlerin resimlerini koyuyorum. böyle insanların sizi ısırmasını istemesi hoşunuza gidiyor mu? Yani böyle insanların hayır yok. böyle sevgi seli var mı? Ne düşünüyorsunuz yani? Ya çok güzel bir şey ya. Tabii evet. Sevgi görmek gayet güzel bir şey. İnsanlara geçiyor yani. Ben geçen gün annemin bir check-up'ı için hastanedeydim. İçeride o sırada bir kalp hastasına bakan doktor dışarı çıktı. Aa buradaymışsınız, sizle tanışayım diye. Tamam dedim, içeride hasta var galiba onda. Onu bırakın. Yani oradan da mesela oradaki temizlik görevlileri de, kantin görevlileri de, operatör şey, doktorlar da. Yani bu sene gerçekten insanlara inanılmaz geçti program. O da çok mutluluk verici tabii. Kemal. Gelsin sıradaki. Ülkemizde pamuk bol diye ördükleri atkılara bak, yazık. Abi... Bu neyin atkısı? Bu ne? Var mı gerçekten? Danilo bu ne? Abi. Sponsor abi. Bu ben sponsor. İsmi bile verdim ya. Sana o kadar söyleyeyim yani. Bu atkıya mı isim verdin? Tabii ki de yani. Çünkü yaşıyor o atkı yani. bu kadar yani.
Biraz ne? Atkı seni giymiş gibi. Öyle gibi duruyor abi. Bu ne atkısı gerçekten? Abi seviyorum abi. Atkı. Bolla seviyorum büyük, abi. Büyük ben bolla seviyorum. Atkı bol olsun. İskender 1,5 porsiyon olsun. Ne seviyorsun abi? Bol olsun. Sen benim gardıroba mı giriyorsun lan? Çok da şekil olarak da enteresan. Gelsin sıradaki. Hayatta ne istediğinize karar verin, kalkın ve başarana kadar asla vazgeçmeyin demişsin. Bu cümleyi sen yazmış olamazsın. Hadi. Hadi. Nereden kopyaladın? Konuşayım mı? Şimdi bir şey var. Şimdi evet. Ben bazı şeyleri anlatmak istiyorum ya. Evet. Ben bu cümle söylersem var ya, evet. Kimse hiçbir şey alamaz yani. Bunu çok net. O zaman bir küçük yardım aldım yani. Bunu nasıl yazabilirim? Doğru anlatmak. Peki gerçekten yani. Yazmada falan iyi misin abi? Yani yok abi. Yok, hiç yok mu? Hiç yok. Yazamıyor musun? Yok, yani yazabiliyorum ama. Bunu yazamazsın yani bu cümleyi. No. Mesela bak, hayatta var ya ben koyamam mesela. Hayatta o işte. Ne koyamazsın? Koyamam yani. He. Koyamam kesinlikle. Yani Danilo'nun, düşün abi, Türkiye'de Türkçeyi bilmeden bir televizyon programı yapıyor. Gerçekten çok takdire şayan. Beni İtalya'da düşün yani. Evet, hepimizi düşünsene abi. Yapılamaz böyle bir şey yani. Yok. Ben o anlamda Danilo'yu... Estağfurullah, sağ olun. Takdir ediyorum yani. Yani Türkçesinin dışında mizah yeteneği çok acayip abi. Çok mizah timingi, zamanlaman... Mizah... Gerçekten inanılmaz. Ya öyle bir şey işte, mizah zamanlaması yani... Ve bunu bilerek yapıyor ya. Boş. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet. Gelsin sıradaki. Mermiler seksin, bu alemde teksin. Ama Survivor değil mi burası ya? Evet, Survivor. Bu tarz cümleler geliyordur. Hani abi, çok geliyor değil mi? Yani. Evet. Ben bir kere günümün %50'sini küfürle geçiriyorum. Teyzelerim bazen aynen. Mesela işte çok... Seksin. Bir dakika, çok affedersiniz. Hayır ya, okuyor da çocuk. Buradaki bunu nasıl gör? Mermiler seksin yani. Öyle değil, çok seksi duruyor. Hayır. Yok mu? Ben çok seksi. O değil ama. Buradaki seksin... sekmek. Sekmek, hani zıplamak gibi düşün. Hani mermi sana çarpmasın. Seksiniz. Mermi sana çaktı. Mermer gibisin yani. Evet, yani seksi mermi, değil oradaki. Mermer de değil. Mermer değil mi? Orada mermer. Gerçekten zormuş. Tamam, yine. Bence çok seksin ama yani. Vallahi yakışık. Evet, bu sene aramıza katılan şahane müzisyen abimiz Volki burada. Hoş geldin abi. Çok önemli bir müzisyen. Volkan Şam'da harika müzisyen. Şov yapacak bu sene bize. Şahin Kurnaz'la beraber şovumuzu izleyeceğiz. İmam bayıldı. Evet. İmam bayıldı. O anı mı bekliyordun? Ya onu bekliyordun. Kesin İmam bayıldı. Öyle. Karnıyarik. Patlıcan oturtma. Patlıcan oturtma. Son versin. Kuskus. Kuskus. Ya bilin abi, ne yapayım Allah'ım. Helal olsun Semir. İçli köfte. İçli köfte. Ya inanılmaz ya. Bravo. Analı kızı. Analı kızı. Analı kızı. Analı ya. Gelsin bakalım sıradaki. Yatarak zengin oldunuz vallahi bak diyor. Şefim. Abi bu sene çok gezdirdiler bizi ama ya. Vallahi sağ olsunlar ama. Geçen sene ne güzel buradan. Çekiyordunuz. Sahile falan gidiyorduk en fazla. Ama ya. Ne kadar güzel. Darül Acize programı inanılmazdı. Evet. En son Sakarya'da yapılan. Polat'la hani, acayipti o. İnanılmaz programlardı gerçekten. Köy güzelliği. Köy çok. Misiköy'ü müydü? Evet. Misiköy'ü. Harikaydı. Gerçekten yerinde yapmak kadar inanılmaz güzel oluyor. Muhteşem daha bölümler geliyor. Ha. Onlar sürpriz olsun. İnanılmaz şaşıracağınız şeyler gibi. Daha geziyoruz yani. Çok heyecanlıyız şefim. Gelsin sıradaki bakalım. Mehmet Şef program başlayınca hoş geldiniz çocuklar dediğinde korkudan evde hepimiz hoş bulduk diyoruz. Şey var. Herkes bir moda giriyor değil mi? Evet. Abinin bir tanesi yazmıştı bana. Şey diyor, çocuk uyumayınca seni açıyorum tak uyuyor. Korkudan uyuyor. Gelsin sıradaki. Biz seni anlamadan da sevdik. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya. Ben kendimi zaten anlamadan da sevdim. Yani. Gelsin sırada. Mehmet Şef yemekleri tadıyor. Bakışlar aynı. Yeşilçam'ın Erol Taş'ı. Bunun videosu var mı?
Bu. Gerçekten. Ya Erol Taş'a valla Yeşilçam'ın emekçisi. Evet. Şahane oyuncu. Alkışlarım burada. Ama... Ama işte o aktörler gibi yani, o bakışlar abi falan. Erol abiyle ben tanışma şansı buldum. Aa, ölmeden. Ciddi mi? Sultanahmet'te Küçük Ayasofya'nın orada şey vardı, kahvesi vardı. Orada böyle hastayken. Tanıştın aşkalı. Ya tabii biz yani o zamanlar biraz rahatsızdı. Ha. Gittik yanında çay falan içtik. Ama bence çok iyi bir aktördü. Çok iyi bir aktör. Yani. Bayağı da etkilendin herhalde o tanışma. Evet. O da o sırada bir şey yiyordu herhalde. Dedim ben de böyle yiyeyim bundan sonra. Çok güzel. Bir gün bir programa çıkarsam. Çıkarsam. Ne güzel. Şimdi yıllar sonra programda benzetiliyor evet, olmak da hoşunuza gitmiştir umarım. Gelsin sıradaki lincimiz. Paçan ayakkabına değdiği gün Türksün. Böyle hala İtalyan. Hocam bu paçanın ayakta durması İtalyan modası değil mi? Bizi mahvetti bu moda ya. Ya abi evet, aslında paça biraz şey İtalyan kafasında ama yani buraya kadar bir paça değil tabii ki de yani. Değil mi? Bizimkiler yanlış yapıyor yani. Abi. Evet. Tombik tombik adamlar bileğine koyuyor böyle şişirilmiş. Huni gibi dolaşıyorlar etrafta ya. Evet evet. Biz beceremedik bu modayı yani. Aslında bence insanlık değil yani, bunu şey kefet satan arkadaşları var ya, onlar da yanlış yapıyorlar. O şeyi satan. Yani o mağaza satan kefet var ya. Onlar kakalıyor. Aa, evet evet, onlardan kaynak yani. Anladım. Yoksa öyle bir moda yok zaten diyorsun yani. Şeyde de öyle bir moda yok yani. Yok yok yok. Bu kadar mı açık olacak? Doğru açıklık bu mu hocam? Yani onu oturarken evet. Hı. Oturarak öyle. Ama yürüyerek fazla tabii ki. Biraz daha sadece bilek kısmı açık olacak. Tam bileklik, tam kemik emmesi gerekir abi. Tamam. Kemik işte kadar. Belli olsun diye oraya dövme yaptırmış zaten. Dövme yaptırmış. Güzel. Orada bitmesi lazım onun üstünde değil mi? Dövme ne olur. Bravo. Gelsin bakalım. Çizgi koymuş ya. Sıradaki lincimiz. Şefim selamun aleyküm, iğrençsiniz. Aleyküm selam. Şefim bize burada ne anlatmak istediniz? Abi burada aslında ne anlatmak istedik? Şu anda... Laker'da şey balık pastırması olmadan önceki balığın son hali. Hmm. Ya böyle şef fotoğrafları veriyoruz biz işte. Ara ara veriyoruz. Gelsin sıradaki. Şefim evde olan malzemelerle hemen yapayım desem sadece patlıcan var demiş. Ya şimdi abi doğru. Ya burada aslında haklı. Evet. Şimdi ben bunu şöyle yemekleri koyuyorum. Sebebi de şu. Mesela ben de böyle kendim yurt dışında filan bir program izlediğimde adam anlatıp gidiyor, tamam mı? Yani sonrasında aklında kalıyor ama orada bir iki ürünü atladığın zaman sorun oluyor. Hmm. Ben yenilemeye başladım ama doğru söyle yani, çok evde yapılacak bir yemek değil. Gelsin sıradaki. Böyle Giresun'a gitme, bence harcarlar seni. Harcarlar mı diyorsun? Harcarlar abi. Valla Giresun ayrıca bir selam mı gönderelim ya? Yani. Giresun'a bir buradan sevgiler diye, saygılar olsun. Evet evet. Seninle tarafından seni. Oraya gittiğinde ilgi, sevgi nasıl Danilo? Hemşerim ya, diye seviyorlar mı seni? Hani evet evet. Valla şey ya, damat olarak girdiğim gerçekten yani inanılmaz şey yani. Sıcaklar ve evet evet evet. Televizyon hiç alakası yok ha. Damat olduğu için yani inanılmaz. Ha, tanınma ya, ünlü olduğun için değil. Damat İyi, geldi diye. Evet bilmiyorum ya. Orada hiç hissetmedi açıkçası yani. Süper. Evet gelsin sıradaki lincimiz. Mehmet Şef gibiyim, bazı günler nefes alsanız bile batıyor. Evet devam edelim. Şefim yemeğin artık tadın bırakın. Dediğiniz gibi hani yemek dikkat çekmiş. Evet sıradaki gelsin. Bir Danilo Şef atasözü der ki demirden gorgan trana binmez. Güzel şeyler. Ya, evet, abi ya. Çok güzel ya. Deyimleri de seviyorsun. Türkçe deyimler, atasözleri kullanmayı seviyorsun. Ama bu doğru söylüyorum ama. Bunu bak, bir tane doğru söylüyorum. Bunu. Demirden. He. Demirden. Den. Tamam. Korkan mı yoksa Gorgan gibi? Ama K var ya yani, K. Korkan. Korkan. Trena binmez. İşte bu. Şomer Şef yemek mi tadıyor, iftar mı açıyor belli değil. Hocam sizin yeme şekline biraz takılmışlar. Seviyorum yani. Seviyorum ya. Evet. Şomer Şef size çok büyük bir sürprizim var. Yapma ya. Yani buradan şey yemek değil. O şey değil. Ben de ne geliyor? Buradan onu söyleyince... Yapıyorum. Çok büyük bir sürpriz hazırladık bugün size. Aa, birazdan sevgili izleyenler izleyeceksiniz. Çok büyük sürprizimiz var. Gelsin sıradaki. Ya adam bu kadar mutlu olma. Niye bu kadar mutlu olabilirsin ki? Yani biraz mutsuz mu olayım, ne yapayım abi? Niye bu kadar mutlusun abi? Ya, ben sen de şaşırıyorum abi. Çok mutlusun gerçekten. Adamın hiç enerjisi bitmiyor yani. Evet. Hep böyle. Ben Instagram'da da takip ediyorum. Ya böyle
Coşuyor. Danilo coşuyor. Yani şimdi her saatte ya sabah olmuş 3 program bitirelim eve gidelim diye biz düşüyoruz. Vırt aradan geçiyor falan. Coşuyor sinepler atıyor. Abi dişi var. Ben diyorum ki oğlum senin vergi borcun falan yok mu? Yani elektrik faturan falan yani. Yani bir adam, krediye mi? Abi sürekli adam mutlu yani. Abi bir krediye mi soksak seni? Böyle bir arsam varsa bir, şey bir kredi. Evet bir imza bir kredi ya falan. Ama şey Eser abi şimdi ben sana bu soru var ya tam tersi edeceğim yani. Sana soracağım yani. Şimdi ben bu ülke geldi çünkü şey ya benim eşim ya, Türk olduğu için burada yaşama başladım yani. Bizimkiler de Türk. Ya evet ya şey. Ama şey ben İtalyan yani. Buraya geldi ve gerçekten karşıladı. İnanılmaz sıcak ve seven bir ülke tanıştım yani. İnanılmaz müthiş ve sonsuz bir kültür öğreniyorum. Ya mutsuz nasıl olabilirim abi? Ya böyle bir şans yaşamak için. Peki sen normal bir şey yaşıyorum. Şunu merak ediyorum. Sen İtalyanlara göre de hareketli biri misin? Yani İtalyanların arasında da görsek ya bizim Danilo çok hareketlidir derler mi orada? Bence sıradan biri abi ya. O da herkes senin gibi mi? Herkes abi. Herkes. Hayır ya. Değil değil. Ya, genel olarak. Değil abi, değil. Abi. Ya bir Instagram'da sineplerini gösterseniz de Danilo'nun. Bak. Ben abi. Tatlı zamanı, tatlı zamanı. Şimdi tatlı pişireceğim. Burada malzeme. Kim bilir? Ebru Günde şarkısı söylemeye çalışıyor. Sence baba nasıl Türkçe konuşuyor? Biraz kötü. Nasıl biraz kötü? Ama sana soruyorum. Hiç cevap veremiyorsun. Bu nasıl bir karşılaşık ya? Çok ayıptın ama. Soruyorum romantik misin, romantik değil misin? Bir gün hiç konuşmuyor ya. Buldu. Allah şükür yani. Mission Impossible. Woo, jump around. Böyle. Aslında... Abi bir şey söyleyeceğim. Ya arabayı değiştir ya saçı kısalt. Yani öyle abi. Orada bir abi, saç takılıyor. Vallahi yemin ediyorum araba şey yani küçük yani böyle, değiştireceğim söz veriyorum. O harekete sığmıyorsun ya araba. Abi ne yaptı biliyor musun? Ya sabah uyandın arabaya bindin bu musun gerçekten ya? Evet evet öyle. Evet. Vallahi mı? Öyle. Mesela hadi uyandın değil, uyandın yatak... eşin yanında günaydın aç. Yani. Bir yani bir tadı evdekiler sinirlenmiyor mu? Bak abi sen bunu öğreneceksin ki yeni baba olduğu için evet. Ve yine hayırlı olsun. Teşekkür. Özellikle bu evlenmekten evet. Sonra şey çocuk doyduktan sonra özellikle sabah daha fazla yapıyorum abi. He. Çocuk abi şey bu canlandırmak için abi. Ya. Ya. Vallahi şey ama çok güzel oluyor. Şey söyleyeceğim. Senin çocuk bu durumdan çok mutlu değil. Vallahi Instagram'da çocuğunla olan fotoğraflara da baktık. Çocuk şey diyor değil mi? Biraz ciddi ol baba falan. Hayır hangimiz baba hangimiz çocuk diyor. Öyle bir göstersene o da bak. Senin bütün çocukla olan fotoğraflarında çocuk o kadar mutlu değil. Baksana abi. Abi çocuk mutsuz bak. Ben sana bir daha birkaç tane daha vardı. Göster. Evet. Başka var mı? Bak. Abi ailede en mutlu sensin. Burada da eşin can çekiştiği için ağzını... Devam et abi. Var mı başka? Bak. Evet, 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 evet. Ama bir sebebi var. Nedir abi? Sebebi var. Hatta bakarsan... burada abi, biraz gülmüş galiba. Ya, bak, yeter, baba sen, öyle yani. Değil mi mesela? Şimdi sen burada çocuk gel ben ağaca tutunayım. Sen de buraya tutun fotoğraf çekineceğiz mi diyorsun? Yapmıyor çıkıyor ya. Biz de şey... Hayır, biz ağaçlara selam veriyoruz öyle. Ağaçlara selam veriyorsun. Için, evet. Peki yani çocuk demiyor mu baba biz niye ağaçlara selam veriyoruz? Tabii ki de söylüyor ya. Benim sosyal medyadan eşim ve çocuk fotoğraf çok az vardı. Özellikle eşim. Bir sürü mesaj geliyor diyor boşaldım acaba. Niye eşimin fotoğraf yok ortada ya? Çünkü ikisi de sevmiyorlar abi. İkisi de fotoğraf sevmiyorlar. Fotoğraf sevmiyorlar. Bence fotoğrafta senin yaptığın şeyleri sevmiyor olabilirler. Ya burada... O da var yani tabii ki de. O da var. Ama özellikle eşim var abi ya. Nefret ediyor. Oğlum da tabii ki de orada hadi foto çekelim. İşte ya çok mutsuz mutlu yani olmuyor bizde yani. Böyle bir baba figürü yok Türkiye'de fazla ama, yani. O yüzden bize ters geçiyor. Ama ters çok ters geçiyor. Güzel baba. Ben çok de senin gibi baba olmak isterim de ağacı öyle tutunamam ben ya. Belki ağaç seni tutar öyle abi. Ağaç olabilir yani.
Yani senin kadar hareketli baba olmak isterdim yani. Bakalım inşallah. Somer Şef'im sürprize hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısın gerçekten? Vallahi. Bilmiyorsunuz bu konuyu da. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum da. ES ekibi yeni sezona iddialı girmek istiyor. Ve bütün imkanlarını seferber etti. ES ekibi sizin Avustralya'daki dükkanınıza gitti efendim. Hadi canım. Hadi canım. Evet. Ben şimdi gitmedim abi. Ne? Alkışlarla VTR'mizi İmam bayıldı. Evet. İmam bayıldı. Oğlanı mı bekliyordun? Ben onu bekliyordum. Kesin İmam bayıldı. Öyle, öyle. Karnıyarıkı. Patlıcan oturtma. Patlıcan oturtma. Somer Şef. Kuskus. Kuskus. Ya bilin abi ne yapayım tamam. Vallahi. Allah. Helal olsun Şef'im. İçli köfte. İçli köfte. Ya inanılmaz ya. Bravo. Analık kızı. Analık kızı. Analık kızı. Analık ya. ES ekibi hiçbir masraftan kaçınmadı. Şu anda ekip olarak Avustralya Sydney'deyiz. Burada Somer Şef'in ünlü restoranı anısını bulduk. Şimdi arkadaşımız Ece ile birlikte burada neler olduğuna bakacağız. I'm coming from SRN and Lasho. Oh, yes! No? Yeah, in Turkey. I'd like to ask you a few questions about Somer, the owner of this place. What do you think about it? Restoranın müdürü Burak'ı yakaladım. Somer'le ilgili, Somer Şef'le ilgili bir soru sormaya ona gittim. Somer Şef bu akşam Eser Yener Yaşrova konuk. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Durumlar nasıl burada? Pek iyi değil esasında. Mutfakla ilgili bazı problemlerimiz var. Yeni alınan ekipmanlarla ilgili problemler var. Çoğu maalesef hani şu an sıcak seksiyonunda çoğu şey çalışmıyor ve çalışması için gereken parçalar yurt dışından gelmek zorundaymış. Yani pek yani iyi olduğu söylenemez. I've been working like 3 years to be honest. The food is not that good. I know why you come here. Maybe it's because of someone he's famous on the TV show. Yeah, actually I'm not happy because I haven't received my money since last month. So I'm in bankrupt. Please, Omar, stop to enjoying the TV show and send me my money, please. Maaşlar zaten yerlerde 3 kuruş maaş alıyoruz. Onu da 3 ayda bir falan veriyorlar. Yani kiramı ödeyemiyorum. Yediğimiz yemek, peynir, ekmek, kiramı ödeyemiyorum. Yeah, it's been a fun experience, but you know, a couple of times, like, we do have some problem. Like, most of them is about the staffing, you know, a couple of times that we get a very, very bad staffing. I mean, like, it's not appropriate, like, they only give us, like, some bread and cheese or... Somer abi, hepsi şakaydı, haftaya bomba gibi giriyoruz. Hiç merak etme, her yer dolu, gözün arkada kalmasın. Öpüyorum. We love you, we miss you so, so much. Abi gerçekten ekibin seni çok seviyor böyle çok. Çok güzel. Özellikle Burak orada tatlı şakayı yapan. Her bir de birkaç gün önce de mutfak ekipmanı değiştirdik hakikaten. 2-3 gündür konuşuyorum ben ciddi zannettim. Evet. Açılmıyoruz falan belki diye. Belki de ciddidir bilmiyoruz abi. Yapar da çünkü öyle de bir şey var. Ama özellikle Burak ve ekibi inanılmaz bir iş çıkarıyorlar orada. Yani defalarca Sydney'nin en iyi restoranı seçildi. Çok iyi. Buraya da açacak mısınız dükkanı? Bir gün ama bu sene değil herhalde. Evet. Belki şimdi bu sene birazcık daha Asya'da bir iki projemiz var. Hong Kong'da filan bir iki bir iş var. Onları yapacağız inşallah. Ondan sonra da İstanbul. Bir sonra da İstanbul için. Süper. Şimdi yine güzel bir içerik daha bulduk. Biz normalde emojilerle şarkı bulmaca oynuyoruz. Çok güzelmiş. Çok sağ ol ya. Valla ne demek abi. Her zaman. İmkanlar güzel bir sürpriz oldu. Biz normalde emojilerle şarkı yarışması yapıyorduk. Ama burada şeflerimiz var. Şimdi üçünüzü yarıştıracağız. Konuşu emojilerle size yemek göstereceğiz. Tamam. Bakalım yemekleri kim daha fazla bilecek? Evet. Üçümüz yarışıyoruz. Gösteriyoruz. Emojilerden hangi yemek olduğunu tahmin ediyorsunuz? İlk söyleyen. İlk söyleyen sırayla biri değil oluyor. Yani. Evet sırayla değil. Kim ilk aklına tamam. Gelirse. Seyircilerimiz de hemen söylemiyor. Onlar böyle içinde tutsunlar. Şeyi hazırsa. 1, 2, 3. İmam bayıldı. Evet. İmam bayıldı. İmam bayıldı. Oğlanı mı bekliyordun? Ya onu bekliyordun. Kesin, kesin İmam bayıldı. Öyle. Öyle. Kesin hayır. Kesin İmam bayıldığı koyar demişsin zaten. Hocam ya acıktınız. Yok.
Onu yiyebiliyor muyuz? Ya inanılmaz. Evet, Sofer Şef 1 oldu. Hazırsa 1, 2, 3. Karnarike. Patlıcan oturtma. Patlıcan oturtma Sofer Şef. Sen patlıcan görünce karnarike dedi ya. Şansım çok iyi. Şefim 1, 2, 3. Söyleyeyim, bunu da biliyorum. Böyle kuskus. Kuskus. Ya bilin abi, ne yapayım Allah Allah. Helal olsun şefim. Ama şefim anlıyor yani bunu kus, ne kus. Var? Kuskus işte. Şefim lütfen. Çok güzel abi ya. Emoji kültürüm yok. Emoji hiç kullanmıyor musunuz? Çok az. Instagram'da ben akıyorsunuz. 14, ben görüyorum. Bir dakika, şimdi şefim emoji kullanmıyordu. Biz bu programa gerçekten çok hazırlandık. Mehmet şefim gelen her Instagram'daki yorumlara emojiyle cevaplar yolluyorsunuz. Var mı o görüntü? Mehmet Şef'in vardır verdiği abi. Cevapları. Mehmet Şef'in bak ha, aşağı. Kalp bak, kalp var. Küçük böyle. Küçük böyle teşekkürler kutsu var herkese. Yazıyorsunuz alkış emojisi var. Evet ben de. Utanan kızaran güllü var. Kalp var. Ha. Şef'im buna ne kadar zaman harcıyorsunuz mesela? Yo ben. Baksanıza herkese abi, cevap vermiyorum. Dönebildiğim kadar dönüyorum. Yani. Kesin tağa falan veriyorsun yok, değil mi? Yok vallahi değil. Ha? Asla. Git bak kata. Ben hepsine kendim. Oğluna veriyor bütün işleri. Ben öyle görüyorum. Hayır, vallahi. Ben asla. Ama nasıl herkes? Ama 2000 tane cevap vermişsiniz. Ya, bak, 2000 tanesine veremiyor olabilir. Mesela araya sette arıyor ya. Orada verebildiğim kadar veriyorum. Full cevap. Aa. Ben zaten ne olacak, bir kalbe basıyorum. Abi tamam da yani Danilo varken bizi bunda şey yapman. Ben Google Translate'i bile kullanıyorum yani bu kadar yani. Danilo'nun Instagram kullanmadığı zaman uyanık olduğu, kullanmadığı zaman kullandığından daha azdır. O kadar mı? Sürekli abi, sürekli bir şey hep çekiyor. Hep atıyor mu? Sineplerden de belli. Prodüksiyonu çekiyor. Cevaplar. O bayağı bildiğin çalışıyor. Çok cevap veriyorum abi ya. Hazırsak sıradaki kuskusu bildik. Ama onu ben şey ben ya, artık benim şampiyonu ilan ettim. 3-0. Ama onu ama daha çok var. Daha çok var. Daha çok var. İkinci ikinci yazık. Ne? Onu brokoli çorba olabilirdi aslında. Bu brokoli mi olurdu? Brokoli çorba. Ama yine. Brokoli çorbası mı? Ne bileyim ben. Bana doğruymuş. Senin kafa nasıl çalışıyor? Vallahi olabilir ya. Ya tehdit ne ediyorsun beni? Söyleme, cevap verme diyor ya. 1, 2. Allah Allah. Biliyorum. 1, 2, 3. Anne baba. Anne ne var bunu yazın. Ananın kızını. Doğrusu ne? Analı kızı. Analı kızı. Ananın kızını. Ama çok güzel. Anne baba den anne. Ayrıca çok güzel bir yemek ya. Evet, analı kızlı. Yaptık mı? 3-1. 1 oldunuz. Şefim harika gidiyorsunuz. Abi dur ya. Gelsin sıradaki 1-2-3. Süzgeç. Süzdü. Süzelim. Süzme. Süzme yoğurt. Mercimek mi o ya çocuk? Süzme mercimek mi? Ezogelin. Yok abi. Yok. Artık zor. Bu alttaki ne? Süzgeç. 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 Yok yani ne yap... Tel kadayıf be. He? Tel kadayıf be. Hadi bambaşka ya. Çalışıyor şey. Yok mu? Basket odası. Bu adam ne yapmış? Diz çökmüş. Güzel. Diz. Kalbura bastı mı? Yok. Çökertme. Kalbur değil. Güzel yerlerdeyiz. Bir peynir. Çökelek. Çökelek. Bu. Sonra şey bildi. Abi gelirse. 4,5 1,5. Ben tebrik ediyorum. Daha ya. Kolay. Dondurma seyirciden geldi. Evet şefim. Artık ben seyircinin bildiğini size yazacağım şefim. Yaz abi. Vallahi. Kahramanmaraş dondurma. Yani. Ya bu çok saçma. Yani. Yok ya. Öt. Aşağı. Hiç konmaz da değil. Kol kuş. İncik incik. Oha. İncik. Nasıl bildin? Oradan duydum. Abi. Gerçi biliyor musun? Duydum. Oğlum sen duydum dedi. Kim söyledi? Biri incik dedi. Nereden orada. Bildin ya? Bize bunu hazırlayan bana arkadaş bir saat anlattı bana. Anlamadım ben. Olay şu. Kim yani... bildi bir dakika? İncik kim bildi? Kim? Siz mi bildiniz? Bakayım. Adam. Tebrik ediyorum ya. Bakayım ya. Ne? Seni tanımak istiyorum delikanlı. Tut. İsmin ne? Yusuf. Bilir misin böyle? Soruyor. Nereden bildin abi incik olduğunu? Yani iniyordu. O da cik. Meğer kolay mıymış? Tabii ki de. Kolay değil Yusuf. Cik.
Oradan. Sen gel biz seninle yarışalım ya. Evet. Sen şu anda mikrofon abi? Dursun abi. Sen böyle. Mehmet Şef'le ve Danilo ile beraber Somer Şef'i buradan yenmeye çalışacağız. Hadi, tamam mı? Bekle sen onarsın. Sen bizdensin. Şu an 4-1 durum. Kusura bakmayın. Danilo ile Mehmet Şef de 1 oldu. Evet, sen de onlardansın. 3'e tek oynuyorsun abi. Ha, tamam gördüğün baskının farkındasın ama. Abi, evet. Niye biliyorsun abi, falan diyor. Normalde şeker gibi adam. Başlıyoruz abi. Oba. Var var daha var. Yetişebilirsiniz. 4-1. Sen de oynuyorsun. 1-2-3. Sigara buraya. Biz bildik. Ayağındaydık ya. Yok abi. Yok abi. Şey yapamadım yani. Bunda vara gitmemiz lazım abi. Somer abi vara. Şey dedi. Simara börek. Simara mı? Ama sigara. Kalem mi? Simara değil. Börek. Kime? Hocam kim önce söyledi? Yönetmenim. Aynen. Vara gitti. Aynı anda mı? Evet. Ya var ya. Ama burada. Ama sanki şefler, Danilo şefler bir tık önde. Ama Danilo şef önce İtalyanca düşünüyor sonra Türkçe. %100 avantaj. O yüzden kazanan Danilo şef olur. 4-2. İsmin ne? Yusuf. Yusuf tamam. Abi yardımcı olacağım Yusuf, bize. Yusuf olacak olacak. Oldu. Yüzünü çek. Bak fırçaya bak. Evet 4-2. 1-2-3. Menemen. 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 Ne o da ne? Abi menemen. Menemen. Abi olay çirkinleşmeye başladı. Burada kavga çıkacak. Menemen ya. Yönetmenim oradan Yusuf da menemen dedi. Yok Yusuf da dedim. Yusuf dedi Yusuf. Yusuf dedi menemen. Bravo. Yönetmen nerede? Evet. 4-3 oldu. Nerede? Somer şefim 4-3 oldu. Yakalıyorlar. 1-2-3. Sütlaçı. Sütlaçı. Sütlü. Yok. Sütlü Nuri. Sütlü Nuri ya. Somer şef bildi. 5-3. Çok az kaldı. Sütlaçıları da. Evet. 5-3. 5-3 oldu. 1-2-3. Köfteli. Yok ya. Üzülür. İçli köfte. İçli köfte. Ya inanılmaz ya. Bravo Sümer abi. Valla bravo. Valla bravo ha. Oyunu daha da genişletiyorum. Bütün herkes Mehmet Siz Şef'ten. Siz hepiniz ben tek. Evet şu an gelin. Sümer evet, Şef tek. Ben olayım ya. Durum 6-3. Ama yaratıcılık var burada. Ya var tabii ki. Ama sizde niye daha hiç yok? Yani var. Evet. Bir, iki, üç. Bülbül yumurta. Bülbül yuvası. Bülbül yuvası. Bülbül yuvası. 40 yılda bir erken söyledim. Bravo Mehmet. Bravo. Hayır. O da hayır. İlk defa erken söyledi. O da yanlış. Cümbür yumurta değil mi? Kuş konmaz. Kuş konmaz. Yusuf. Kuş yuvası. Değil. Olmadı. Bülbül yuvası. Kuş başı değil. Kuş başı. Abi çılbır. Çılbır. Yok abi yok. Yuvalama. Yuvalama. Hiç alakası yok. Vallahi nasıl yok ya? Yuvalama. Hiç alakası yok. Yuvalama. Bir dakika, bir dakika eser. Hala ne itiraz Allah, bir dakika. Allah aşkına yuvalamayı nereden buldun? Yuva işte, kuş yuvası. Kuş yuvası, yuvalama. Lama nerede abi? Yuvalama yapmışlar. Lama mı nerede? Bülbül yuvası da olabilir. Evet, niye lama koymuyorlar? Bir dakika, niye bülbül yuvası? Bülbül yuvası da olabilir. Bülbül yuvası da olabilir ama olmamış. Sayılmaz. Ama tartış tamam. Bunu saymak istemiyorum çünkü az bence kaldı. Sayılmaz. Bunu saymıyorum. Bülbül yuvası da olabilir. Bülbül yuvası da olabilir abi. Ama şu an 5-3 mü? Bir de gözlerimi bağlasanız. 5 Son 2 tane. Ne 5? 6-3 son 2 tane. Son ya. Hayır 5-3. 6-3'tü tabii ya bildim ya. O abi. Zaman zaten kazandı şefimiz. Var var. Bunları da şıklık olsun diye soruyorum. Ben bunu hayatta bilemem. Birinci. Niye pes ettiniz? Şekerpare. Yok abi. Nereden aklına niye geldi şeker? Sarı şeker yükselince abi. He yükseldi. Yok. İlk. Kim? Kazan dibi. Yusuf. Kazan dibi. Aa, bildiler. Güzelmiş bu ya. Ya bana seyircimiz, bir tüyü versene. Seyircimiz bildi. Bir tüyü ver. Seyircimiz. Kazan. Bravo. Kazan dibi. Dibi. Ekip vay çalışıyor. Ekip çalışıyor. Kadın dibi. Son abi geliyor. Son. Son geliyor. Seyirci bildi bunu. Seyirci doğrusu 6-4 oldu. Sonuncusu geldi. Kaç dakika var? 5. 4. 3. 2. 1. Ne talaş falan mı koydun sen bunun için? Yanmış gün. Eser şov yapma. Neye şov çık, yapma? Çık. Neye şov yapma? Niye bağırıyorsun bana öyle ya? Bunu hayatta bilemem. Birinci. Niye pes ettin? Şekerpare. Yok oğlum. Nereden aklına geldi şeker? Sarı şeker. Şeker yükselince abi. He yükseldi. Yok. İlk.
Kazan dibi. Kazan dibi bildiler. Aa, güzelmiş bu ya. Ya bana bir tuyu versene. Seyircimiz bildi. Bir tuyu ver. Seyircimiz. Kazan. Bravo. Kazan dibi. 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 Ekip vay çalışıyor. Ekip çalışıyor. Kadın dibi. Son aynen geliyor. Son. Son geliyor. Seyirci bildi bunu. Seyirci doğrusu 6-4 oldu. Sonuncusu geldi. Uykuluk. Uykuluk. Şefim ya. Abi 1-2-3 falan diye abi, say yani. Işte şefim ya. Önceden size gösterdiler mi? Valla bu hız ne? Bunu nasıl ya? Uykuluk işte ya adamın. Bravo, evet uykuluk. Oğlum 1-2-3 diye saysınlar bir bekle ya. Abi ne yapayım? Herkes ya söyle ondan sonra. Bir... Alkışlar Sömer şefimize gülüyor. Yapacak hiç şey. Evet. Helal Yusuf, abi. Sana helal da bir yani kupa verelim. Evet. Ha var ben ya. De, tabii Ömer şefime de vereceğiz. Kupa olduğunu bilsem kastırırdım ben. Aa, Yusuf'cum al kardeşim. Bunu güle güle kullan. Teşekkür. Bunu elden ele Yusuf'a ulaştıralım. Şefim. Teşekkür ediyorum. Bu da size. Teşekkür ederim. Bravo. EYS'nin yeni sezonunun ilk ödülü. Aa. Hayırlı uğurlu olsun. Ödülü de ver. Yani biraz kim derseniz kuliste gelip bakabilirsiniz. Gösterelim. Ama itiraz ediyorum. Isterseniz. Keşke bilebilirim. Bir fettuccine alfredo. Bir yabancı bir şey olsun içinde abi. Bir daha sefere İtalyanca. Onu biz nasıl uyarlayacağız abi? Ya, bunu yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Evet, evet. Bravo. Harbiden. Bravo. Ekibimize. Durmuş yani. Bir yazın. Benim eski asistan işte bunu. Bayağı çalıştık. Eser. Oradan direkt biliyorsun yani. Evet şimdi geçen gün bana bir DM geldi. DM'de de şöyle bir şey var. 8 Kasım'da LÖSEV'in yıl dönümü 2-8 Kasım LÖSEMİLİ Çocuklar Haftası'ymış. Bana da hani Eser bir video çeker misin? Böyle bir maskeni takıp bir video çeker misin? Maskemi takarım, farkındalık yaratırım diye. Ben de dedim ki tabii ki çekerim. Hatta sizi programa da beklerim. Programda konuşalım dedim. Ve burada hem LÖSEMİLİ kardeşlerimiz hem de görevlimiz burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin isminiz ne? Eflin. Eflin. Esma. Hoş geldiniz. Evet nedir biraz bahsedelim. Aslında bu hafta özellikle farkındalık yaratmak için çok güzel bir hafta diye düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü lösemili çocuklarımız ve kanser hastalarımız bu hafta içinde herkesin maske takarak farkındalık yaratmasını istiyorlar. O maskeleri aslında kendilerini korumak için takıyorlar. Hı hı. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değil. Kendilerini mikroplardan korumak için takıyorlar. Ve üstelik bizim bazen bir saat bile takmakta zorlandığımız maskeyi onlar 2-3 yıl çıkarmadan takıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yani onlardan bir şey bulaşacak diye değil, kesinlikle bizlerden ona bir mikrop bulaşmasın diye takılıyor. Bulaşıcı değildir. Değil. Ayrıca tedavi edilebilen bir hastalıktan bahsediyoruz. Onların o maskeyi takarken neler yaşadıklarını herkesin en azından bir saatliğine bile olsa fark etmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu hafta içindeki farkındalığımızın simgesi olarak maskeyi seçtik. Çok güzel maskeler tasarladılar, taktılar ve tüm Türkiye'deki herkesi maske takmaya davet ediyoruz. Süpersiniz. Buraya bize de bir alkışlayalım gerçekten de. Şahane bir organizasyon. Bugün çok güzel. Buraya stüdyo seyircimize de getirdiniz değil mi? Evet böyle bir getirdik. Sürü. Süper tabii. Herkese de vereceğiz. Ben de tam böyle takıp sloganı da söyleyeyim. Bunun XX large'ı var mı ben? Takacağım bir dakika. Şöyle yapayım. Evet. Çok güzel oldu. Oldu evet. Evet. Çok güzel. Evet değerli misafirler. Maskemi takarım. Farkındalık yaratırım diyoruz. Başka var mı söylemek istediğiniz bir şey? Destek olmak için neler yapabiliriz? Instagram sayfası nedir? Tabii. Aslında her türlü bilgiye www.losev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Aslında yapılabilecek en güzel şey LÖSEV'i yakından tanımaktır diyoruz. Biz neler yapıyoruz? Hastalarımıza nasıl ulaşıyoruz? Onlar bize nasıl ulaşıyorlar? Ve biz ne yapabiliriz dediğinizde hepinizin LÖSEV için yapabilecek bir şeyi vardır. Bugün bu ilk programınızda bizi konuk etmeniz bu açıdan çok çok önemli. Bu kadar keyifli bir sohbetin içinde sosyal sorumluluğa da yer verdiniz. Hı hı. Dolayısıyla siz bir baba olarak zaten şu anda çok da duyarlısınız. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Alkışlar bu şahane evlatlara gelsin. Yavrum için sezonunda yavrum için bir masal geliyor. Tavşan ve kaplumbağa. Yarın sabah benimle bir yarışa var mısın? Tospiş. En hızlısı benim. Vay kadınsın. Bu ormanda bizi yakalamasınlar tavşan kardeş. Ormandan korkan tren binmez. Evet şeflerim şimdi programı biliyorsunuz bu ilk bölümü.
İlk bölümü olduğu için biz yazın gerçekten çok yoğun çalıştık ve böyle yeni yeni köşelerimiz var. Şimdi sıradaki köşemizin adı Yavrum İçin. Biliyorsunuz yeni sezonda Yavrum İçin. Bazı köşeler bulduk ve köşemizde şu. Konuğumuzu alıyoruz. Green Box'ın yani şu yeşil perdenin önüne alıyoruz. Ve birlikte bir masal canlandırıyoruz. Kim için? Yavrum için. Yavrum için. Nasıl fikir? Hep yavrum zaten yani. Hep yavrum için yani. Ben de yavrularını çok seven... En uygun adamı tanıyorum abi. Değil mi? Evet tabii kesinlikle. Şimdi yavrusu, için, var ya. Yavrusu için bu kadar hareketli olan bir şahane insanı müsaitse abi. Şurada bir masal canlandırmaya davet çok ediyorum. Sever. Hadi gidelim o zaman. Alkışlar Danilo aynen. için. Ben seni takip ediyorum. Evet, şimdi sen beni takip ediyorsun abi. Konu da şu, gel böyle bir green'e gelelim. Şimdi bize şey kostümler verecekler. Orada cümlelerimiz akıyor. Ben okuyacağım abi. Okuma yok mu sende? Geçmiş olsun. Şimdi daha söyleyeyim. Bir dakika ben onu hiç düşünmemişim. Okuma vardır sende ya. Okuma nasıl bir okuma anlatamam abi. Göz kapalı bile okurum. Okurum yani. Hallederim diyorsun tamam. Bu mu giyeceğim? Abi masalımız tavşanla kaplumbağa. Tavşan. Tabii ki de kaplumbağa ben. İstersen ya. Ben de tavşan olayım. Estağfurullah. Kaplumbağa benim. Bana yakışıyor. Evet. Oldu mu? Buyur kardeşim. Getir bakayım. Duru taktı değil mi? Bu kaplumbağa mı abi? Bu ne kötü kaplumbağa ya. İşte bak prodüksiyon yıkılıyor nasıl değil mi? Nasıl bir abi nasıl bir kostüm nasıl? Bence o öbür türlü ama. Değil mi? Ha öyle mi? Şimdi abi full doğaçlama. Yani istediğin gibi istediğin şehri yapabilirsin. Ya şu anda tavşanım yani. Sen şu an tavşansın. Tamam böyle bir tavşan olabilir mi yoksa böyle bir tavşan olmam gerekiyor? Yani o senin nasıl bir tavşan olmak istediğinle alakalı. Çünkü böyle ben böyle bir kaplumbağayım bak. Evet. Şeyi ver abi. Green'i ver. Bakalım ne oluyor? Arkada biz ormanın içinde olabiliyor muyuz? Aa. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel. İşte ekip çalışıyor arkadaşlar. Yani öyle. Yavrum için sezonunda. Yavrum için bir masal geliyor. Tavşan ve kaplumbağa. Evet buyurun. Ver abi ak. Ne yapayım? Duyayım mı? O bize söyleyecekler yapacağız. Ha tamam. Tamam. Tavşan ile kaplumbağa. Bir varmış bir yokmuş. Kuşların cıvıl cıvıl öttüğü yemyeşil bir ormanda bir kaplumbağa ile tavşancık yaşarmış. Bu hangi tavşan abi? Bu at gibi değil mi daha çok? Şey abi tavşan şey yapıyor ya. Ne yapıyor? İşte öyle. Öyle bir salıyor. Tamam. Sallıyor. Güzel buyur abi pardon. Tavşan her ortamda buranın en hızlısı benim diye hava atıyormuş. Ormandaki hayvanlar tavşanın kibirli tavırlarından bıkmışlar. Tavşan. Şimdi okuyorsun. Hayır pardon. Evet. Evet. Ya bu ormanda bende izli koşan yoktur. He? Her kendine güvenin varsa gelsin karışma yarışalım. Gibi oldu. Tamam. Tavşan kardeş. Tavşan kardeş. O kadar böbürlenme. Tavşan kardeş. Ya lafa bak ha. Ne demiş o? Ben bir kere doğru soruyorum. Buranın en hızlısı benim. Vay arkadansın. Tamam. Pardon. Gazı geldi mi? Yok çok güzel. Gel gel. Peki madem tavşan kardeş yarın sabah benimle bir yarışa var mısın? Sen mi? Sen ya yani böyle. O gülüş neydi lan? Pardon ama benimle halay mı diyorsun? Toşbiş. Hiç senin adımla benim adımım bir olur mu? Ne oldu korktun mu? Benimle yarışmaya çekiniyor musun? Tavşan kardeş. Ne korkacağım be? Sen daha yarışı başlamadan ben çoktan ormanın sonundaki kenanın önüne gelmiş olurum. Neyin önüne? Şey, kayanın. Kayanın. Kayanın önünü gelmiş olurum yani. Sabah görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım sabah. Dediğin doğru muymuş tavşan kardeş? Ertesi sabah iddialı ikili ormanın patika yolunda buluşmuşlar. Büyük patikanın kenarı hayvanlarla dolmuş. Tüm hayvanlar bu yarışı seyretmeye gelip kendi dillerinde tezahürat yapmaya başlamış.
Hayvanlar mı var içeride? Seyirciler yardımcı olursa... Herkes bir hayvan olsun. Evet, evet. Bütün hayvanların sesi birbirine karışmış. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar ben böyle... Arkadaşlar çok değişik hayvanlar var şu an. Aynı anda uluyup kükreyen hayvan gibi. O ne? Aa, biri çok iyi kedi oldu. Kimdi o? Tamam. Çok güzel. Harika. Bu anı mı bekliyordunuz ya? Ya biri şöyleydi bak. Kendini saldı böyle. Evet. Bütün hayvanlar kendi dillerinde tezahürat ederken kaplumbağa lafa girmiş. Tavşan kardeş, ben bu ormandan korkmaya başladım ya sen. Bu ormanda bizi yakalamasınlar tavşan kardeş. Ormandan korkan tren binmez. Ya tavşan kardeş, bir deyim bulmuşsun, her yere sıkıştırıyorsun. Yarış daha başlamadan çirkinleşmiştir. Evet. Evet. Yarış başlar başlamaz tavşancık adeta bir ok gibi fırlamış ve kaplumbağa bir hayli geride kalmıştır. Şimdi yarışıyor, koşuyor ve gibi. Ve tavşan der mi? He, koşuyor gibi öne doğru gitse ben geride kalacağım. Evet. Söyle cümleyi, söyle cümleyi ne? Hangisi abi? Önünde görüşürüz. Hoplasan oğlum, hopla. Önünde görüşürüz. Tavşan kardeş, son giren iyi güler tavşan kardeş. Tavşancık farkı açınca rehavete kapılmış ve dinlenmeye karar vermiştir. Tavşan dinlenir. İyisi mi? Ben şu acını altında biraz kestireyim. Kestireyim. Bak, nasılsa. Oradaki ağaca bak Danilo, tam ağaca doğru kestir. Bir kestireyim. Nasıl bu? Zaten Antal toşmuşisi buraya gelmesi akşam bulur yani. Demiş. Ve uyuyakalmış ha? Ve tavşan ağacın altında uyumaya başlamış. Aradan saatler geçmiş. Tavşancık uyandığında bir de ne görsün? Kaplumbağa bitiş çizgisine varmak üzeredir. Ve tavşan seslidir. Tavşan uyanır ve seslenir. Ne? Ne oldu? Hayır, ben ormanın en hızlısıyım. Ben en hızlıyım mı? Hayır! Yarışı kazanır. Ben ormanın en hızlısı. Ve kaplumbağa bitiş çizgisine gider ve yarışı kazanır. Hey! Olmaz! Olamaz! Ne olamaz? Nasıl kaybettim inanamıyorum ya. Kazanmam lazım. Role girdi, bayağı tavşan oldu ya. tavşan kardeş. Kimseyi küçümseme tavşan kardeş. Gereksiz övünmek zayıflıktır. Yeteneğine güvenerek kibirli davrananlar azimle çalışanlara her zaman yenilirler. Bunu sakın unutma. Tavşan yaptığı hatayı anlamış ve o günden sonra kimseyi küçümsememiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri kaplumbağanın, biri tavşanın. Ulan bu skeçte bir elma atacaktın, onu da yanlış yaptın. Evet. Biri de dinleyenin başına. Masal saati burada bitmiş. Ay, paylaşalım. Alkışlar Danilo'ya gelsin, helal olsun. Kaç dakika var? 5 4 3 2 1 Ne talaş falan mı koydun sen bunun için? Yanmış gül. Eser şov yapma. Neye şov yapma? Çık. Neye şov yapma? Niye bağırıyorsun bana öyle ya? Danilo'ya çok büyük bir alkış gerçekten. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bunu ilk defa denedik. Hani green nasıl oluyor? Orada görüntüler falan ilk defa. İlkler zordur ama özeldir. Yani bu bölüm çok gelişecek ileride. Bunu ilk defa yaptığımız adama borçlu olacağız. Danilo'ya tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Gerçekten çok güzel oynadı ama, değil mi? Çok güzel. Yani yıllardır tavşan olmak isteyen aşçı gibiydi yani. Ki durma değiyoruz ama yine fark etmez yani. Ben Danilo ile ilgili bir bomba haber vereyim mi? Güzel opera söylüyor. Opera? Tabii ki de. Tabii. Hadi be. Sadece bu eksik zaten yani. Hocam opera, burada opera sanatçıları var. La Donna Mobile. Çok iyi söylüyor. La Donna Mobile. O sole mio. Aa söylüyor. El verir mi? Ver ver reyting. Ver abi. Ay gerçekten keşke inanamıyorum ya. Tavşan gelsem evet tamam. Tavşan gel söyleseydi. Gerçekten inanılmaz söylüyor. Evet. Yo 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 öyle der yani. Söylüyorsun oğlum. Akşama geleceğim. Opera var. Bu da opera var. Opera tutta. Yo operayı bir söylesin önce. O sole mio. San fronda te. Che bella cosa, una giornata di sole, l'aria serena, dopo la tempesta. Hey! Tamam, bu kadar, bu kadar yani. Tamam. Ya vallahi ne? Ne güzel adamsın ya. Ben her yetenek abi, var, yakışıklılık ya, var, sempati var. Allah hepsini vermiş. Tavşan oluyor. Tavşan oluyor. Evet sevgili izleyenler, programın başında söylemiştik. Şeflerimizle şahane bir skeç çektik. Ben de onların stüdyosuna gittim. Beni de çok güzel ağırladılar sağ olsunlar. İnşallah çok eğleneceğiniz güzel MasterChef skeçimiz alkışlarınızla gelsin. Kolay gelsin. Merhaba şefim. Eser hayırdır? Hoş geldin Eser. Hoş bulduk şef. Nasılsınız şef? Geldim şef. Eser ne yapıyorsun ya? Eğer MasterChef'te böyle küçük bir yeriniz varsa beni de yedek jüri olur. Ne bileyim yarışmacı olur. Ben bütün yarışmacıların yerini doldururum. Somer şefim aniden Avustralya'ya gidiyor. Onun yerine ben yerini doldururum. Doldururum. Tamam da onun için yemek yapman lazım Eser. Kim dedi yapamıyorum diye? Bir şey daha var ya. He? Sen yanlış yere geldin. Biz burada yemek programı yapıyoruz. Bu show programı değil. Senin stüdyo bir yanda. Şefim sana saygım sonsuz. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bak ben senin bu çıraklara benzemem. Ben hemen anlattığını algılarım. Anında uygularım. Yani sen şimdi tanınan bir adamsın. Şovun falan uçuyor da biz burada yemeğe bakarız. Ya şefim. Yemek benim işim bak. Vallahi bak. Ya hadi bakalım. Bir yemek hazırladın mı bizim için? Hazırladım şefim. Şimdi tamam sen madem MasterChef'ten iş istiyorsun. 5 dakikan var. Beş dakika. Bu 5 dakikada bizim beğeneceğimiz bir yemek yaparsan bir şey düşünürüz. Çok umudum yok. Ama başla. Umudunuz yok? Yok. Eser abi bence yaparsın. Hatta sen de tam fevkalende bir yemek bekliyoruz. 1-2-3 başla. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben yani... Hayır abi sana gaz vermek teşekkür için. Teşekkür ederim. Fevkalende fevkinde. Benim sürem ne kadar hocam? Ne kadar sürem var? 5 dakika sürem var. 5 dakika? Evet. Tamam rahatız ya. Benim yemek rahat. Nasıl? 5 dakika başlaman lazım. Başlasın süre ya. Hem konuş hem çalış Eser. Bitiremez. Arkadaşlar başlatalım süreyi. Başlatın. Süre başlasın. Yemek ne değil ise? Bak. Noodle. Koyuyorum. Kaç dakika var? 4 kaldı ya. 4 kaldı. Bu. Ya yemek bu yani. Yok bizim de kafa buluyor ya. Evet. Şefim tamam. Bu böyle geyik duruyor ama siz bana inanmadınız. Benim olayım ne biliyor musunuz? Tabaklama. Bak, iddialısın yani. Çok iddialıyım. Bu burada olmuşa bırakıyorum bunun. 4,5 dakikası var. Bu burada olacak kendisi. Ama benim olayım şefim. Bu muz mu ne de var? Ateşleyecek mi? Ne yapıyor Mehmet abi?
size bir tabaklama yapacağım. O tabak tabaklama... doğru mu? He? O noodle tabağı mı? Neyin tabağı mı? Noodle'ı o tabakta mı? Hayır, söylüyorum? Bu tabaklama tabağı. Noodle tabağı bu. Bunu sadece tabaklıyoruz. Biliyorsunuz. Gülüyorsunuz. Ve ben tabaklamada kimi örnek alıyorum biliyor musunuz şefim? Rıfat. Yani tabaklamasını en sevdiğim kişi Rıfat. Ona buradan selam çakmak için tabaklarken size Rıfat'ı da anımsatmak isterim. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Evet. Noodle'ları atacağımız tabağa. Bundan. Ortada bir yemek yok. Bundan. Yok. Kafa buluyor bizim. Hayır hayır. Şefim kafa bulmak diye bir şey yok. Ben burada çok ince çalışıyorum. Bakın bunların hepsi yenebilir çiçekler. Fazla oldu bu. Şunun bir tanesi. Bu tabağın her yerinde çiçek var ya. Tavası karışık. Ama istiyor. Hevesli. Eser. Bu benim dokunuşum şefim. Yani bunu bakın. Bunu böyle. Noodle nerede? Noodle yok ki ortada. Şey var sadece noodle yok ise. Noodle var var. Acı da şey oldu. Söteler şimdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Sötelecek yani. Hiç tatlandırmadı değil mi? Yok abi suyu. Oradaki düzenli. Yapraklar yenilebilir Ketin yaprak gibi yaptı. Durmuyor. Eser bir şey sorabilir miyim? Şefim buyurun. Siz hepsini vereceğim zannettiniz. Hepinize tane tane ayrı noodle. Son bir. Dokunuşla. Evet süren de bitiyor. 10 evet. Saniyen var. Kaç? 10 saniye. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 2. 1. 1. Bırak. 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 Eline kaldı. Bırak kapalı. Bir kapat. Kapayı yakacaksın kendini. Gül yatağında başına bazı olaylar gelmiş. Noodle. Yemeğimizin adı. O zaman Mehmet... Soru size soracağım. Bırakalım bu. Evet. Lütfen. Açılışın. Burada şefim size hemen kaşıklarınız da burada. Yani biz seni seviyoruz da sen bizimle kafa buluyorsun. Noodle nerede? Yemek nerede? Burada. Buradaki ne? Bu tabaklama. Bu? Bunu yiyoruz. Bunu gösterip bunu yiyoruz. Ya nasıl seçelim? Yani şu anda bir gül yaprağı var, bir tane noodle var. Bunların pişip pişmediği belli değil. Şefim. Vallahi yediniz. Yani ben bile yani... Şefim ama siz de abartıyorsunuz bazı şeyleri. Yani lütfen. Lütfen. Hayır saygısızlık etmiyorum diyoruz da. Adam da zehirlemesen olurdu yani. Şefim buyurun. Gül yaprağı. Tarçınla bulandırılmış soslar. Evet. Sen tadına baktın mı? Yok. Tadına bakmadan bizi mi veriyorsun? Evet. Tuz var mı yok mu? Hiç baktın mı? Bakmadım. O içinden küfür mü ediyorsun? Nedir mesela o sessiz gidişler? Danilo Bey, şefim lütfen. Dikkatli ol. Hı? Ben tükürdüm Sömer yani. Şefim. Ne yaptın Eser? Vallahi ne yapayım işte. Elimden geleni yaptım şefim. Güzelce karıştıralım. Tişörtlere bayılıyoruz. İyi mi? Hayır şefim. Hayır bu tabaklama. Yemek bu. Bu tabaklama. İşte bunun burada olması lazım. Tabaklamaya yemek dahil mi?
Bu ne ha? Bunu... Ne, talaş falan mı koydun sen bunun içine? Yanmış gül. Kim bilir ne hatıralar var o güllerde. Sen bize dalga mı geçiyorsun Eser ya? Biz bir aramızda konuşalım mı? Evet tamam. Bence konuşmaya gerek yok. Konuşmaya da gerek yok. Eser tamam. Çık dışarı. Programına geç. Çık hadi hadi. Ama şefim ben olmaz ne yaptım ya. Ki size? Eser. İki şaka yaptık. Olsa dükkan dedi. Senin. Eser şov yapma. Neye şov çık, yapma? Çık. Neye şov yapma? Niye bağırıyorsun bana öyle ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Güvenlik söyleyeyim, yok bak. Mu ya? Esnaflarda bakla çorbası hayatta olmaz. Al sana benden bilgi. Şu güvenliği çağırın arkadaşlar. Evet. Güvenlik. Güvenliği. Güvenlik. Çık. Vallahi teşekkür ediyoruz. Oyunculuklarından dolayı o kadar uzun çekimlerinden feragat edip benim de çekim yaptığın için teşekkür ediyoruz vallahi. Sağ sağlık. Nasıl şeyim? Skeçte oynamak nasıl hissettiriyor? Ya şöyle aslında ben seni çok severim bir kere. Çok eskiden beri. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Şimdi tabii Eser sen sert olmamı istedikçe ben gülüyorum. Yani Eser gülünce gülmeye başlıyorsun. Şimdi dışarı çıkaracağım. Eser çık dışarı falan oldum yani. Ya normal daha sinirlen şefim diye çık diyor öyle tatlı tatlı söylüyor gerçekten. Şimdi bir tane geçen gün ana haberde gördüm ben. Ama ablamız TikTok'ta da tanınan bir ablaymış. Neriman Tekindor. Alkışlarınız ve sizleriniz için gelsin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Vallahi geçen ana haberde gördüm. O kadar şahane gözüküyordunuz ki TikTok'ta da sonra baktım videolarınıza. Bir rap sevdanız var herhalde, rap müziğe. Ya var diyelim. Var. Bir videonuzu izleyelim mi? Biri dese bile susmayı bile ölürüm olmam sistem kurbanı peç. Ne okulu ne okula oymadım hiç. Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç. Tabi tanışım her yerde. Bunu bilirdi bir kertenke. Mahir babasından para dinemiyor ben. Hızlı gitmeye çalışanların da bademcikleri patlar ha. Yaşlandım sanki ruhi mücerret. Kelleme kendim kaldı mükellef. Kleme doladım eli yazdı müebbet. Kanlı bu tank kutun aktı mürekkep. Bir vokal at bana. Sanla var her kafadan ses çıkmaz. Yani gerçekten inanılmaz bir çok hızlı rapleri de rap şarkıları da söyleyebiliyorsunuz. Evet falan. Söylüyorum. Nereden başladı bu sevda? Ya TikTok çekerek başladı açıkçası. Hı-hı. Ama Ceza'yı önceden seviyordum zaten. Hı-hı. Çocuklarım liseye giderkenden beri diyeyim. Ya Ceza'yı tek geçiyorum. Ceza'yı çok seviyorum. Onunla başladım. Onunla başladın. Heyecanlıyım. Valla sesim titriyor. Hey, sesim sarılıyor. Çok iyi. Yani biz... Teşekkür ederiz. Ankara'dan buralara kadar da geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi TikTok videoları falan koyunca dediğiniz gibi dışarıda bir sürü değişik tepkiler alıyorsunuzdur yani. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ailenizden tepkiler nasıl? Ailemin haberi yoktu. Televizyonda gördüler. Televizyonda mı gördün? Evet, akrabalar. Onlar seyretmiyorlardı o kanalı. O gün seyredecekleri tutmuş. O gün öğrenildi. O haberde mi gördüler hepsi? Evet, hepsi o haberde. Bizim Neriman ana haberde açın mı oldu yani? Vallahi öyle oldu. Yolda tanıyorlar mı şu an sizi? Tanıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Vallahi tanıyorlar. Utanıyorum ben. Utanıyorum yani. Fotoğraf çektirelim falan diyorlar mı? Çok. Aa. Vallahi çok bilmiyorum. Bu hoşunuza gitti o zaman. Siz şimdi bakıyorum bir sürü video var. Demek ki biraz hoşunuza gidiyor. Devam ediyorsunuz bu şeylere. Ya videoyu bir çektiğim zaman dediler ki bu teyze rap yapamaz. Kim dedi onu? Biri yazmış arkadakiler gibi. Şu. Oğlum. Neriman ablamı şu rahat bırakın baş... oğlum o kim var? Arkadaş hep bir gösterin. Rezil etti bu. Daima gösterin. Evet. Eski TikTokçu ne ya? Abi bu eski TikTokçu. TikTok programı ele geçiriyor. Ne yapacağız oğlum? Evet. Çekemez, ezberleyemez dediler. Ben de ezberledim, çektim. Yani konu nerelere geldi dedim. Siz rap şarkı söyleyebiliyor musunuz canlı? Sesim güzel değil. Ama söylüyorum. Hayır lütfen. Olsun. Bravo. Öyle biri diyor. Bir kuple alırsak.
sıkılanlardan mısın ya da kınanlardan mısın? Kulağına dandik müzik takılanlardansın ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor, şuna baksana kek. Altına bez, al sana tez. İki kere iki ceza eder ne? Bravo! Hep hareketli ve de politiktir. Bravo! Evet sayın şeflerim, gerçekten bugün programdaki eşliğiniz için, bu şahane enerjiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İlk programda yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İnşallah seyircilerimiz de eğlenmiştir. Bizim de biliyorsunuz. Öncelikle yönetmenim, evet, yapar başla. Şimdi ben Mehmet'e bana bakıyoruz. Rahat otur, rahat. Evet, rahat. Sayız abi, bütün sektör. Mehmet'in olayı bir çünkü şimdi. Biliyorsunuz biz geniş bir ekibiz. Çok emeği olan arkadaşlar var ve gece gündüz çalışıyoruz. Yolda, stüdyoda. Onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz buralara çıkıyoruz ama arkada biliyorsun ciddi bir ekip çalışıyor. Tabii Bilgin Bey başlıyoruz biliyorsun. Tabii ki. Sen de çok iyi seversin. Tabii ki çok, çok iyi tanırım. Bilgin. İrem abi biliyorsun. Tabii çok büyük İrem, emeği tamam var. Ünlü yönetmen Fellini Behçet. Ona selamlarımızı iletiyorum. Giresunlu. Giresunlu. Öyle mi? Doğu'ya, Futtim'imize, bulaşıkçılara kadar. Kameramanlar yarısı burada zaten. Onlara da burada teşekkür etmiş olalım. Evet, ekipler ortak. Evet, bütün herkese buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bize verdikleri enerji için, destek için ve kaliteli bir program çıkması için çalışan herkese böyle ulaştırmadan mutfakta çalışana kadar herkese. Bütün emekçilere saygılar, sevgiler. Bu arada ben de bizim ekipte gerçekten yoğun bir sezon yaz geçirdik. Daha bir sürü de içeriğimiz var da yetmedi. Diğer bölümlerde de yapacağız. Her bölümde yeni bir içerik deneyeceğiz. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibimizle şöyle bir şeye karar verdik. EYS komedi geceleri yapacağız. Ekibimizden stand-up yapan arkadaşlarla BKM Mutfak'ta, Beşiktaş'ta yarın gece bir gösterimiz var. EYS komedi gecesi. Ekipten yazar arkadaşlarla birlikte stand-up yapıyoruz. Beşiktaş'ta olanları oraya bekliyoruz efendim. Bir de, şimdi konuk bir müzesine. Bir de burada. Ben mesela çok eğlendim. Gerçekten enerjisi yüksek bir program. Yani ben gülüyorum yani. Geldiğim dakikadan itibaren gülüyorum. Eğlendik. Zaten senin enerjin var. Bu programda inşallah çok güzel olacak. Çok güzel bir enerji aldım ben. Ben nazara çok inanırım bu arada. Evet. Bir çörek otu yaktır buraya. Yakıp, ya, tamam. Ciddi gezdim söylüyorum. Tabii tabii ben. Buradaki arkadaşlardan biri yapsın. Biliyor ben stüdyoda hep çörek otu yakarım. Her gün başlamadan. Ekibe söyleyelim çörek otu yapalım. Yakın. Nazardan çok korkuyorum ben. Allah senin sana ve ekibine ve programına nazar değdirmesin. Çok teşekkür ederim. Konuk, biliyorsunuz konuk müzesi ikinci defa hediye alacağız sizden, evet, ama konuk müzesinin hediyeniz nedir? Getirdik. Getirdik. Getirdiniz mi? Gelsin bakalım hediyeleri bizim şeflerimize. Evet. İlk hediyemiz... Kimden? Benden. Çok karizmatik. Danilo? Şimdi Eser'cim, evet, aslında bunu bize çok özel bir sanatçı yapan bir hediye. Feryal Köroğlu bir sanatçımız bize hediye etti. Bizim stüdyosu varken dedi ki sizin stüdyoda bir tane olsa. Bu tam MasterChef ve Çatal Bıçak ve Kaşık'ta öyle bir bakarak yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanatçımıza da buradan saygılar, sevgiler olsun. Evet. Ben üniforma getirdim. İşte şefim imzası da var ya. Şimdi bu... Çok güzelmiş. Bu üniformanın bir anlamı da şey... bu gerçekten serviste bizim... Giydiğimiz üniformalardan bir tanesi. Arka tarafta çalıştığımız üniformalardan bir tanesi. Bunu özellikle sana getirmek istedim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet. Burada da... O da benim kitabım. İşte Somer Sivrioğlu şefimizin kitabı Anatolia. Yakında Türkçesi de çıkıyor nihayet. İngilizce, Almanca, Flamenkçeden sonra... Ama senin elinde duran ilk baskı ve o baskıdan kalmadı. Of. O yüzden değerli bir kitap. Neyi anlatıyorsun kitabı? Yani Türk bütün Anadolu mutfağı. Anadolu mutfağını, bütün Anadolu'yu gezerek
beraber yemek yazarı David Dale'le beraber yazdığımız fotoğraflar, tarifler, kültürümüzü tüm dünyaya anlatan bir kitap. Ve de çok da başarılı oldu. İnşallah Türkçesi de başarılı oldu. Ve farklı bir bakış açısı var yani bu kitabın. Türkçe çıktığında mutlaka herkes alsın. Başka bir yerden bakılıyor yemeklerimize. O da çok değerli bence. Müthiş. Gerçekten katkısı için de çok teşekkür ediyoruz Somer Şef'imize. Evet. Değerli misafirler, alkışlar Somer Sivrioğlu, Demir Ozan'la Mehmet Yastıkaya gidiyor. Evet, şahane bir program oldu. Umarız sizler de ekranları karşınızda güzel güzel eğlenmişsinizdir. İlk bölümümüzde buraya gelen seyircimize çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz harikaydı. Harikaydınız. ESN'in ikinci sezonunun ilk programı burada sona eriyor. İzleyenlere, bu saate kadar bizde olanlara, burada olanlara çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.